Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta Berat'la Hayata Dair'in konuğu çok değerli bir ressam, ünlü sanatçı İsmail Acar. Bu hafta dedik ki sanata değinelim. Biraz ruhumuzu sanata doyuralım istedim efendim. İnşallah beğenirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz İsmail Bey size de. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz atölyemize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş buldum. Hakikaten hoş buldum yani. Muhteşem bir atölye. Manzaranız keza öyle. Teşekkürler. Çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum size. Sanatınızı çok doğru bir yerde icra ediyorsunuz. Teşekkürler. Burası tabii Galata. Hem tarihi yarımadanın bir içinde olan bir yer ama aynı zamanda da tarihi yarımadaya bakan bir noktadayız. Çok bir sanatçı için aslında çok önemli bir yer. Hele, İçilmiş kaftan. Hele de İstanbul'da yaşayıp da bu tarihi yarımadadan uzak olmak bence bir sanatçı için çok büyük kayıp olur. Kayıp olurdu. Doğru, haklısınız. Buranın biraz önce hikayesini dinledim sizden. Evet. Nasıl buraya geldiğinizi, nasıl karar verdiğinizi burayı satın alırken. İzleyicilerimiz de bilsin isterim ben. Aynen. Nedir buranın hikayesi? 90'lı yılların sonunda Ayasofya'da bir sergi yapmaya karar vermiştik. O zaman dönemin Kültür Bakanı İstemiyan Talay Bey ev sahipliği yaptı ve sergi 6000 metrekare Ayasofya'da açıldı. Tamamı Ayasofya'nın kurulu. Tabii orada çok da büyük sükse yaptı sergi. Çok insan ziyaret etti. Birinci ayda toplamda 200 bin kişiye yakın ziyaret oldu. Ve bu iki ay daha uzatıldı. Ve tabii birçok eser de orada satıldı. Hatırı sayılır bir eser tamamı satıldı aslında eserler. Ben de hani güzel bir atölye yeri bakıyordum. Galata'ya geldim. Bu binanın en üst çatı katına çıktım. İlk gördüğüm şey Ayasofya'ydı buradan. Ve dedim kesin ben burayı alıyorum. Tabii 22 sene geçti bu serüvenin üzerinden. Nice inşallah yıllara diyelim. Peki şimdi genelde baktığım zaman mutlaka izleyicilerimiz de biliyorlardır. Tablolarınızda hep Osmanlı'yı resmediyorsunuz. Bunun özel bir nedeni var mı? Neden özellikle Osmanlı'yı resmediyorsunuz? Aslında bir memory, bir bellek arayışı bu. Çünkü biz özellikle Cumhuriyet'le birlikte bir kopukluk yaşadık. Batılaşma ile çağdaşlaşma arasındaki farkı da biz çok fazla çözemedik. Bu sadece Cumhuriyet'le ilgili değil, Meşrutiyet'le birlikte başlayan batılaşma eğilimleri aslında bizim gibi Doğu toplumların kimliklerini biraz yok etti. O yüzden de hani eğer ki çağdaşlaşmak istiyorsanız öncelikli olarak kendi kültürünüze, kendi geleneğinize, kendi formunuza sahip çıkmanız. Aslında önce bilmeniz gerekiyor. Doğru. Arkasından da sahip çıkmanız gerekiyor. Evet. Bu anlamda da hani benim resim yapmaya başladığım yıllarda bütün ressamlar işte İstanbul Boğazı'na bakıyorlar, İstanbul'u seyrediyorlar ama New York'un gökdelenlerini hep çiziyorlardı. Neden hani ben dedim Ankaralı bir ressam Ankara resmi yapmıyor, işte İstanbullu bir ressam İstanbul resmi yapmıyor. Neden hani Colorado'lu bir ressam Colorado resmi yapıyor da. Dolayısıyla bu çıkışla neden biz Türk'üz ve Türk gibi resim yapmıyoruz? Kendi kültürümüzden yola çıkarak bir şeyler yapmıyoruz fikriyle. Tabii buna yakın geçmişte Bizans'ı da kattım. 10 bin yıllık yerleşik Anadolu'yu da katarak Osmanlı'yı anlatmaya başladım. Aslında Osmanlı'yı anlatmamın ana nedenlerinden biri aslında Cumhuriyet için bir bellek arayışıydı. Birazcık aslında sorgulayarak yola çıktığım için işte paşalar, sultanlar ki Türkler bir Hakan, Kaan, Sultan geleneğinden geliyorlar. İşte keza Atatürk de öyle tek lider yani Atatürk. Aşağıda ve, çok muhteşem bir tablosunu bir gördüm. Atatürk portresi harika, de var. Evet. Ama bir öteki tarafta bir son imparator Vahdettin portresi de var. O da harika. Dolayısıyla aslında biz benim yaptığım şey bir barışma aslında. Bütün kültürümüzle, kendi belleğimizle bir barışma eğilimiydi. Çünkü düne kadar hani sultan demek, hani acaba sultanlık mı istiyorsun demekti. Bazen aynı şekilde Atatürkçülük de aynı kotaya konabiliyordu farklı kesimler tarafından. Burada her şey kendi olduğu noktada, olması gerektiği noktada resmediliyor ve bu da gelecek nesiller için aslında bir taban oluşturacak kesinlikle çabalar olarak ben görüyorum. Evet ve o silüetleri hiç görmemiş olan, yani arşivlerde de hiç görmemiş olan
bizlerden daha genç kuşakta sizin portreleriniz sayesinde görmüş olacaklar o değerli isimleri. Bu arada biz daha yeni çok değerli Sayın Pervin Ersoy ve Bilge Kuru önderliğinde kurulmuş olan Rotahane gezimizden geldik. İsmail Bey ile birlikte çok şahane bir ekiptik. Çok tatlı insanlar vardı. Hiç tanımadığım insanlarla tanışma fırsatım oldu. Çok da sevdim. İsmail Bey ile de keza öyle tanıştık ve çok sevdim. Biraz o geziden bahsedelim mi? Sürekli fotoğraf makineniz elinizdeydi sizin. Öyle yani, gezdiniz. Gezilerde tabii gözle gördüğün her şey gözünden kaçıyor. Evet. Zihninde çok yer edemiyor bazen. Evet. Fotoğraf makinesinin bir özelliği bu cep telefonlarından farklı bir şey. Çünkü önce görüyorsun, etkileniyorsun. Etkilendikten sonra o kareyi çekiyorsun ve ciddi bir kayıt haline geliyor o. O yüzden de hani hazır gitmişken oraya özellikle Cunda, Ayvalık, tabii her bir bina kendine özgü bir yapısı var. Evet. Coğrafik konumu da çok enteresan. Kesinlikle. Doğal güzellikleri çok olan bir yer. Bergama muhteşemdi. Ben bayıldım. Çok etkilendim Bergama'dan. Keza Bergama zaten insanlık için, insanlık tarihi için ya da sanat tarihi için ya da kültür tarihi için çok önemli, uygarlıklar tarihi için çok önemli bir yer. İşte Hipokrat yemininin edildiği yeri gördük. Astelio muydu? Asklepion. Asklepion. Değil mi? Evet. Doğru söyledim. Asklepion müzesini gördük. Orası geçmiş yıllarda şifa yeriymiş. İnsanlar orada sağlıklarını düzeltmek için gidip orada zaman geçiriyorlar. Doğru. Dolayısıyla eski uygarlıklara baktığımız zaman yani bu tabii antik Yunan itibaren ya da Anadolu şehir devletleri diyelim. Bu dönemde her bölge kendine özgü bir yapısı olan bir yer. Evet. Ve her bölgede aslında çok büyük, önemli gelişmişlikler var. İşte tıp alanında, sağlık alanında, siyaset alanında, işte mimari alanında keza Bergama'dan bugün giden Berlin'deki o anıt. Yapılar. Hepsi Berlin'de neredeyse. Dolayısıyla komple sökülüp giden bir yapı. Ve bu yapıdaki bütün detaylara baktığınız zaman yani antik Yunan'ı tekrardan yazabilirsiniz. O kadar enteresan detaylar var. Hı hı. Ve bu sadece giden var olanın çok küçük bir kısmı. Evet. Çünkü herhalde bir 10 kilometre karelik bir alanda bütün yapılar. Bu bahsettiğimiz giden yapıda topu baksanız 600 metre kare bir yapıdan ibaret. Evet. Orada tabii inanılmaz bir zaman yolculuğuna sizi çıkartıyor. Tabii doğa da çok güzel. Çok gün batımı özellikle. Muhteşemdi. Yani mutlaka lütfen YouTube izleyicilerimiz Balıkesir'i, Ayvalık'ı, Bergama'yı, Cunda Adası'nı ziyaret edin. Hakikaten hayran kaldık ve buradan bir kez daha ben Sayın Pervin Ersoy Hanımefendi'ye ve Bilge Kuru Hanımefendi'ye, Rotahane ailesine çok sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rotahane aslında çok güzel bir şey yapıyor. Yani biz hep turisti dışarıdan bekliyoruz. Aslında kendi şehrimize, kendi ülkemizdeki şehrimize. Yani mesela bir Balıkesirli bazen İstanbul'da yaşıyor, bazen yurt dışında. Ama kendi şehrine tekrardan keşfetme şansı veriyor. Ya da İstanbul'da birçok Sivaslı yaşıyor. Ama bu insanlar kendi şehirlerinin kültürel, tarihi ve folklorik özelliklerinden çok kopuk. Rotahane'ye dikkat ettiğim zaman bu bütün kaybolan özellikleri ortaya çıkartırcasına, hatta bunu bir keyif ve bir moda haline getirircesine ortaya koyuyor. Ya çok da özendiriyor aslında. Bu da çok önemli bir şey. Tabii yani her şehri ünlüyle geziyoruz başlığı altında. Hiç görmediğimiz, belki de hiç bilmediğimiz küçük böyle önemli, küçük ama önemli tarihi olan yerleri gezdiriyorlar. Kesinlikle. Hem ciddi bir efor sarf edecek bir şey bu. Hem de gerçekten o organizasyonu sağlamak, orada gidilecek yerleri belirlemek. Ortalama 13-15 bin önemli. Adım atıyorduk herhalde. Evet, bayağı da yürüdük. Gün başına. Bu tamamıyla doğanın içinde, o güzel mimarinin içinde. Evet.
bir keşif ruhuyla. Zaten evet. sanki yeniden keşfediyormuş gibi. Evet. Ki ben birkaç yere gitmeme rağmen bu defa daha da bir anlamlı oldu. Daha yeni, daha güzel fotoğraflar çekebildim. Evet. Ama şey çok komikti. Sizle konuşmuştuk zaten. Şeytan sofrasına gittik. Evet. Şeytan sofrasına gittiğimizde dilek diledik orada tabii herkes adetten. Dilekledi. Yani birçok kişi diledi gruptaki. Siz dediniz ya orada işte şeytan sofrasına geldik. Niye dilek diliyorsunuz? Olmaz dediniz. Böyle şakayla karışık konuştuk. Şakayla karışık. Tabii. Akşamında ne oldu? Başımıza ne geldi? Siz anlatın. Bir hortum çıktı. Ve ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Safhası yok dedik. Kaç yıl Ayvalık böyle bir şey görmemiş. Evet. Ya çok ilginç değil yani miydi? Yani bayağı bir doğal felaket oldu. Evet. Ama tabii bizle alakalı değildir bu. Yok ama biz öyle de bir şaka yaptık yani o anda. Tabii bölge turizmi açısından orada farklı formları işte böyle bir takım atıflarda bulunup belki de eski geleneklerden kalan bir şeyler bu. Aslında Türk geleneğinde çok fazla olan değil de o Rum geleneğinde olan bir hikaye. Tesadüfen böyle böyle denk gelince öyle espriye dönüştü aramızda. Peki şimdi şunu çok merak ediyorum. Böyle güzel yerleri gördükten sonra hiç burada şunu resmetmeliyim, burayı tabloya taşımalıyım dediğiniz bir yer oldu mu? Balıkesir'de, Bergama'da, Acun'da'da. Bergama açısından var aslında. O panoramik olarak o eski tarihi doku çok fazla resmedilmemiş. Bir tek o dönemki arkeologlar mevcut yapıları, mevcut haliyle gravür haline getirmişler. Ama panoramik olarak bütün coğrafya çok fazla resmedilmemiş. Özellikle o sağlık merkezleri, oradaki güncel hayat, o günkü normal hayatı anlatan hiçbir tasviri yok. Dolayısıyla bunlarla ilgili belki bir Bergama ve bir genelde gittiğim şehirlerden bir resim yapıyorum. Mesela Ayvalık ya da Cunda. Tabii bunları biraz balık gözü gibi 360 derece yuvarlak bir şekilde resmediyorum. Bir panorama mantığını anlatmak için. Ama şu an üzerinde çalıştığım farklı bir konu var. O konuların bitmesi gerekiyor ki. Biraz ipucu alalım. Nedir o konu? Şimdi birkaç tema var. Bir Love of Islam serisi var. Bu biraz dünyada dolaşan ama tabii bu pandemi nedeniyle bu biraz duraksadı. Bazı eserler satılıyor. Dolayısıyla satıldığı için yeni eserler ilave etmek gerekiyor. Her an değişebiliyor. Bazı müze ve galeriler de onaylanmış tarihler var. Sanki yapılacakmışçasına ben hazırlıklı olmam gerekiyor ama genelde %60 iptaller yani ileriki tarihe ertelemeler oluyor. Onlar bitince yani biraz İslami konuyu ele alacak bir tablo hazırlığı içerisindesiniz. Evet. Doğru anladım değil mi? Aslında yanlış birazcık bu İslamofobi çok dünyada ortaya çıktı. Ve İslam aslında doğru insanlar tarafından anlatılmıyor. Evet. İslam aslında Türklerin 1100 yıldır kültürü ve sanatı. Aynı zamanda sadece bir din olma özelliğinin çok daha ötesinde fazlası. Türkler için özellikle. Daha fazlası bir şey Türkler için. Dolayısıyla bu yönü anlatmak. Çünkü bugün biz Ayasofya'ya bu kadar sahip çıkıyoruz. Çünkü Ayasofya'yı bu kadar koruduk, kolladık, yıkılmasını engelledik, kubbesini tamir ettik, destekledik ve içini olduğu gibi muhafaza ettik. Ama maalesef bugün bir riç çıkıyor ve o ruhu ortadan kaldırıyor. O ruhu taşıyamıyor. Dolayısıyla bizim buradaki ana durumumuz, biz galiba kültürel olarak eksilmeye başladık. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'da namaz kılarken hiçbir zaman önemsemedi yukarıda ya da aşağıda neyin olduğunu. Çünkü o gücü mevcuttu. Ama bizim bu eski geleneklerimizdeki mevcut olan bir takım tınıları, bir takım değerleri kaybediyoruz. Yani bugün baktığımız zaman bazı şeyleri yok ediyoruz. Kariye Camii ya da Kariye Camii müze yapılırken bütün cami unsurları yok edildi. Ama bugün biz Kariye'yi cami yaparken o zaman biz de eski kültürel unsurların tamamını yok ediyoruz. Onun için yani bu tip detaylara dikkat etmemiz lazım. Ne müze yapılırken ki cami unsurlarının yok olması gerekiyor, ne bugün cami yapılırken eski kültürel insanlığın
ortak belleği olan unsurların yok sayılmaması gerekiyor. Bu anlamda da Love of Islam sergisi bir anlamda kültürel hoşgörüyü, kültürler arası diyaloğu sorgulayan... Sanatla harmanlayacaksınız. Yani, aynen. O sanatı ruhumuza işleyerek hem de dinimizi biraz daha sevgili hoşgörü. Ve hoşgörü duygularıyla tablomuza taşıyacaksınız. Yani İslam'ı bir hoşgörü kültürü olarak daha çok ele alıyorum. Evet. Çünkü din olma özelliği çok değerli bir şey ve bunu çok iyi anlatacak din adamlarımız var. Evet. Ama bunun içinden kültürü çektiğimiz zaman o zaman biz yobazlaşmaya başlıyoruz. Doğru. Dolayısıyla kültürün burada devreye girmesi gerekiyor. Ben de bunu hoşgörü dili olarak ele aldım. Ve bu çerçevede işte Berlin'den tutun, işte Katar'a, Katar'dan tutun Tokyo'ya kadar bu sergi yapıldı bir kısmı, bir kısmı da yapılıyor. Ne zaman tam olarak hepsini sergilemeyi düşünüyorsunuz? Pandemi bittikten sonra da hani i̇şte, ay olarak düşünüyorsunuz. Şimdi Katar var. Mesela Katar'daki eğer açılırsa sanırım Aralık civarı olabilecek ama şu an hala beklemedeyiz. Pandemiye bağlı her şey. Pandemiye bağlı. Mahvetti evet. Hepimizi pandemi. Ah. Bence insanlığımızı hatırlattı, insan olduğumuzu. Kesinlikle. Çok şeyi sorguladı. Evet. Birazcık da insan ömrü 720 bin saat. Bölersen sonuçta şey çıkıyor, 82-83 yıl. Dolayısıyla aslında 720 bin saatlik bir ömrümüz var. 83 yıl eğer yaşama şansımız varsa. Sağlıklı yaşayalım. Ve bunun da üçte biri neredeyse uykuda geçiyor. Evet. O yüzden hani birazcık insan olmamızı, insani değerleri, ne olduğumuzu aslında bize sorgulattı, hatırlattı. Bu anlamda da hani belki de teşekkür edelim pandemiye. Ne olacak? Doğru. 10 tane sergi yapmayalım. Sorun değil ama insani değerlerle yaşayalım. Çok güzel söylediniz. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Hep o evde kal çağrıları yapıldığı zaman ilk Mart'ta görüldü ülkemizde. O süreçten bu sürece kadar birçok şeyi evde kaldığımızda sorguladık. Peki manzara olarak bir şehri, bir ülkeyi resmetmek hiç var mı aklınızda? Var. Şehirleri resmediyorum. Uygarlıkları da keza öyle. Evet. Mesela Troya, Persepolis gibi tabii. Hani bu eski efsanevi dönemleri ya da işte dünyanın yedi harikası gibi bu mit kavramları resmediyorum. Şehirler keza İstanbul'u çok resmediyorum. Herhalde çok iddialıyım. Türkiye'de İstanbul'u benim kadar çok çizen bir ressam var mı? Wow, diye. Bu bir haber başlığı. Evet, bu konuda çok fazla İstanbul resmi çiziyorum. Enteresandır, İstanbul resimlerinin yarıdan çoğu yurt dışına gidiyor. Hangi ülkeye genelde en fazla gidiyor? Ya Amerika'dan tutun Tokyo'ya kadar birçok farklı ülkedeki koleksiyonlar. Uzak Doğu da Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Dubai, bu ülkeler, Körfez ülkeleri de çok bu konuda. Yani Umman bile böyle resimler alıyor. Harika. Dolayısıyla mesela şeyde vardı bu 11 Eylül'de yıkılan binalarda 4 tane İstanbul vardı. Öyle mi? Evet. Aa. Böyle devasa İstanbullar vardı. Harika. Bilmiyordum. Ama o zaman tabii kaç yıl önce ben de küçüktüm. Açıkçası hiç şey yapmamışım o kadar, araştırmamışım. Vallahi şu anda hiç İstanbul zaten bir anlamda İstanbul olduğu kadar birçok kültürü de ilgilendiriyor. Çünkü buradan göçlerle dünyanın birçok farklı yerine insanlar gittiler. Evet. Farklı kültürlerde. Evet. Ve herkes bu iki kıtayı birleştiren bu şehri hem merak ediyor hem seviyor. Ya da geçmişte atalarına dair anıları olan bir şehir İstanbul. Bu anlamda da hani gururla bereketli bir şehir İstanbul. Evet ve gururla görmek istiyor. Gururla onu görmek, oraya taşımak istiyor duvarında. Evet. Yani bir roman okuyor işte diyelim Benim Adım Kırmızı ve orada İstanbul'u zaten ya da Kar romanında dolayısıyla mesela Kar'da gördüğü İstanbul'u ya da hayal ettiği İstanbul'u görsel olarak da görmek istiyor belki de. Peki size bir sorum geliyor. İstanbul'u iki kelimeyle nasıl ifade edersiniz? İstanbul sizce nedir?
Yani iki kelimeyle ifade etmek herhalde. Tamam, işte iki kelime. Tamam, tabii ki yetmez. Kelimeler asla yetmez. Ama İsmail Acar iki kelimeyle ifade edecek olsa İsmail Acar nasıl ifade eder İstanbul? Hem doğu, hem batı, hem güney, hem kuzey. Yani bütün bu coğrafyaların kesiştiği nokta hem Asya hem Avrupa bir bakıma da. Aslında güzel cevap verdiniz. Dolayısıyla evet. Yani İstanbul'a tabii çok kısıtlı bir kelimeyle, tek bir kelimeyle anlatmak çok zor. Çok zor. Çünkü asla mesela anlatamaz. Bazı geçenlerde mesela bir film seyrettim. İstanbul Kırmızısı. Ferzan Özpetek'in. Ferzan Özpetek'in yönettiği. Çok da güzel bir filmdi. Ama mesela oradaki İstanbul'u mesela nasıl tarif edersiniz vardı. Bana çok doyurucu gelmedi oradaki İstanbul tabiri. Çünkü çerçeveli bir alanda İstanbul'u tarif edemezsiniz. Yani İstanbul'u bir kadına benzetseniz erkek tarafı eksik kalır. Doğu deseniz batı tarafı eksik kalır. Deniz deseniz kara tarafı eksik kalır. Ne derseniz diğer tarafı, Asya derseniz Avrupa tarafı Peki, eksik kalır. Peki hangi yılın İstanbul'u sizi çok cezbeder? Yani aslında herhalde en enteresan yıllar 1800 sonları olsa gerek. Konstantinopolis. Konstantinopolis ama Konstantinopolis'e dair hiçbir şey kalmamış zaten. Çünkü Türkler zaten Konstantin'in kurduğu imparatorluk zaten 1453'ten önce Latinlerle birlikte yok olmuş 11. yüzyılda. O sadece uzatmaları devam eden oynamışlar diyelim. Dolayısıyla öyle bir Konstantin'in şehri diye bir şehir kalmadı artık. Çünkü baktığınız zaman 1453'e sadece surlardan ibaret ve Ayasofya'dan ibaret ve birçok kiliseden ibaret olan bir şehir. Onun dışındaki hiçbir kült yapı, ne o büyük Ayasofya'nın bahçesinde 4 at, bugün San Marco'daki at duruyor ya da onlarca kolon. San Marco'da çok etkiliydi. Evet, hiçbiri durmuyor zaten. Yani Konstantinopol zaten bitmişti. Ta ki Fatih Sultan Mehmet ya da sonraki gelen imparatorlar buna çok ehemmiyet vermediler. Ama zaman içinde zaten dilde değişiklik olmaya başladı. Çünkü siz İstanbul'a Konstantin'in şehri dediğiniz zaman peki Konstantin'in öncesi de var. Tabii. Yani Konstantin'in daha da öncesinin de öncesi var. Yani tek başına bunu izah etmeniz çok zor. İstanbul kelimesi de öyle acayip bir kelime ki kendiliğinden oluşmuş. Yani Türk'te demeyeceğim, Rum'da demeyeceğim. Yani kendi kendine harflerin ya da hecelerin değişimiyle ortaya çıkan bir isim olmuş. Yani demek ki Konstantinopol o kadar kendini yok etmiş ki doğal olarak bir İstanbul ismi oldu. Niye o zamanı diyorum 1800 sonları? Çünkü bir gemi yanaştığı zaman limana bütün gemideki kişi yaygaracı diyelim. Herkesi uyandırıyor. Kalkın ışıkların şehrine geldiniz diye. Limana girerken bir seyredin bu şehri diye. Yani batılı içinde çok enteresan bir şehir İstanbul. Harika yani. Napolyon ne demiş? Tek bir dünyanın başkenti olsaymış İstanbul evet, olurmuş. Demiş. Dünya imparatorluğunu kuracağım ve ona bir başkent olarak seçmem gereken bir yer varsa İstanbul. O da İstanbul diye o sevdayla dolaşan bir dünya liderlerinden biri. İstanbul keza öyledir. Yani hem doğudur hem batıdır. Evet. Yani en güzelidir. Yani kesinlikle. Karmadır İstanbul. Doğru. Şimdi evet manzara resmediyorsunuz İstanbul'u evet. Tema alarak. Evet. Ama benim aslında sormak istediğim şuydu. Başka yerleri manzarasıyla resmetmek ister misiniz tablolarınızda? Yani, mesela işte San Marco. San Marco'yu... Venedik'in San Marco Meydanı'nda mesela bir resme uygulamak ister misiniz? Ne bileyim ben... Olabilir. Mesela niye olabilir? Paris'te Sen Nehri. Yani hani dünyada turizmde çok önemli, çok beğenilen yerleri. Hani bunları sadece bir örnek verdim. O tarz yerleri de resmetmeyi düşünüyor musunuz? Yani Venedik Bienali'ne gitmiştim. Mesela tam San Marco'nun yanındaki bir bina kiralamıştım. Orada kalıyordum ve her saat başı San Marco'nun çanları çalıyordu. Evet. Dang dung. Yani her yarım saatte bir çalıyor. Bir saatte bir. Yani bizde 5 vakit ezan okunurken o büyük kilise ya da büyük muhabbetin gerektirdiği ve onlardan çok etkilenmiştim. O, evet. Orada mesela şey, o 4 atı resmetmiştim. Dolayısıyla hani bir Venedik resmi yapmak bana mesela çok heyecan vermiyor ama
ne bileyim İstanbul resmi, eğer Venedik'te yaşarsam Venedik de bana heyecan verebilir belki. Çünkü ruhunuz da yaşıyorsunuz. Evet, İstanbul'da yaşıyorken mesela şimdi ben Bordo, işte Fransa'da büyük bir yer aldık. Orada bir yaz sanat okulu yapmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür çok ederiz. Çok güzel bir proje ve girişim. Ve buranın da üzüm bağları var mesela. Ben mesela üzümü çok fazla resmetmemiştim ama düşünsenize 300 hektar üzüm bağınız var. Vallahi. Dolayısıyla sonra üzüm resmi yapmam gerekti. Nasıl yapacağım derken işte fonda çiniler, ortada üzüm. Eskiden ben neydi? Fonda çiniler, önde nar var idi. Dolayısıyla önde yine üzüm oldu, arkada çiniler arkada oldu. Çin dolayısıyla bir karma oldu. Çünkü bundan sonra hani nereyi resmedersem resmediğim İsmail Acar olarak mutlaka bu çıkış noktası olarak kabul ettiğim bu kültürden her şeyi İşte Sen Nehri'ni çizerken de mutlaka bir süliyet olarak bir şey taşıyacağım ya da bir desen ya da bir figür olarak doğudan, bizden bir şeyler taşıyacağım. Aynı şekilde Paris'teki bir başka bir şey ya da New York'taki bir şey dahi olsa mutlaka kendimce önceki biriktirdiklerimi oraya taşıyacağım. Süper, harikasınız. Peki bir radikal soru daha sormak istiyorum. Şimdi peki, bu kadar üzüm bağlarınız var. Evet. Ciddi bir sayı. 250 hektar ne demek? 350 mi? Ha, 300. Pardon. 300, pardon. 300. 300 hektar çok ciddi bir rakam. Sonrasında bu bir şarap ticaretine dönebilir mi? Burası aslında bir üzüm şatosu. Yani benim satın aldığım şato bir üzüm şatosu olduğu için dolayısıyla o şatonun kendi tarihi özelliğini korumak gerekiyor. 1800'lerden kalma. Ve o bölgenin de işte Bordeaux'un Blaye diye bir bölgesi var. O bölgenin de en önemli şatolarından biri. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda De Gaulle bir ay o şatoda kalıyor. Paris'i terk ettikten sonra. Çünkü Atlantik kıyılarında bir nokta burası. Dolayısıyla şimdi onun tarihi özelliğini koruyabilmek için mecburen o şatodaki o üzümleri koruyabilmemiz gerekiyor. Tabii bazılarını yenilememiz gerekiyor. 80 yaşında bazı ağaçlar. Elbette şatonun bir markası var. O marka adı altında şarap mutlaka yapılması gerekiyor. Ama tabii şarap odaklı değil de sanat odaklı olacak. Kesinlikle. Orada bir işte üzüm fabrikası mesela bir sanat okuluna ve bir kütüphaneye dönüştürülecek. Şato ve şato ile birlikte birçok yan binaları olan bir kompleks aslında burası. Aslında, bir küçük köy gibi düşünelim. Aslında çok üzülüyorum lafınızı kesiyorum ama bunu dünya çapında bir turizm amaçlı, destek amaçlı da bir şeye dönüştürebilirsiniz. Mutlaka ama benim böyle projelerim çok var. Çin'de var, Ukrayna'da var. Mesela Çin'de çok daha büyük oranın Komünist Partisi ile birlikte geliştirdiğimiz bir proje var. Yine her birini bizzat kendim satın alarak yaptığım bir proje bu. Dolayısıyla hani birçok şey yapılabilir ama ben hani çok iddialı gitmek istemiyorum. Daha işte kendi imkanlarımla işte orayı renove, tabii eski binalar olduğu için yani çatıyı ben 15 yıl önce satın aldığım zaman buraya çatı tadilatı yapılmıştı. 15 yıl sonra tekrar bir çatı tadilatı gerekiyor. Ve onlarca bina olan bir alandan bahsediyoruz. O yüzden hani bir projeyi profesyonel olarak yapmaktan çok daha çok duygusal olarak yaklaşıyorum. Bayağı da ilerlendi yani. Radikal de kararlar alıyorsunuz, cesursunuz bu anlamda. Çok çok doğal aslında kararlar. Yani gidiyorum orada bir bakıyorum, bir otelde kalıyorum. Bakıyorum otel bir şato ve satılık. Çok basit yani. Hani. Ama ne bileyim yani hemen zor bir şey karar. Bilmiyorum kendimle bağdaştırdığım zaman empati yapıyorum. Ben kolay değil. Evet yani o karar. Kolay değil ama kaybedecek bir şeyiniz yok. Yani sizin eğer cebinizde onu alabilecek kadar bir paranız varsa o bir değerdir her zaman. 10 lirayı oraya koyduğunuz zaman mutlaka o 15 lira olacaktır. Olmazsa da zaten 10 senedir onun keyfini sürüyorsunuz. Hani onu da yaşayalım. Anahtarınla kapısını açıp giriyorsunuz. Etrafta çizmelerinizi giyip bağın içinde binalarda dolaşıp orada bir şeyler yapıyorsunuz. Hayatta böyle bir şey yani zaman ayırmak gerekiyor. Yani kendi hayallerine, kendi iç dünyana biraz da. Biraz da şu daha önemli aslında bir ressam olarak aslında bizim hayatta insanlara değişik rol modeller göstermemiz gerekiyor. Yani bir ressamın bunu yapıyor olması aslında hayatta hepimizin hayata dair birçok şeyi yapabiliyor olmamız anlamına da geliyor. İsmail Acar'ın bugüne kadar kaç tane eseri var?
Yani bunu tam net olarak söylemem çok zor ama ortalama 5000 diyebilirim. Sebebi şu, bazı objeler var, bazı çoğaltılmış objeler var. Hani imza attığım ürünler olarak herhalde 5000. Tabii bunun içinde şeyleri çıkartıyorum, gravür, serigrafi gibi çoğaltma eserleri çıkartarak bunu söylüyorum. Peki, bir çok özel soru sorabilir miyim? Peki. Çok böyle tutkulu bir aşk yaşayıp da o tutkulu yaşadığınız aşkı hiç resmettiniz mi? Birkaç kere olmuştur. Birkaç kere? Evet. Oo, kaç defa mesela? İki. İki. Birkaç, evet. İki, birkaç demek anlamına geliyor. Satıldı mı o tablolar? Evet, satıldı. Şimdi o aşk başka kişilerin duvarında asılı. Belki evet öyle ama bir gün geldiği zaman bir biyografi yazıldığı noktasında onlar hani sizin hayatınızı anlatırken önemli yerlerde olabilecek. Doğru. Ben biyografinizi yazmaya adayım bu arada. Oh, ne güzel. Onur duyarım. Ne güzel. Olabilir değil mi? Olabilir şey? Kesinlikle tamam, ama biraz zaman lazım. Tabii tabii, şu an çok gençsiniz. Bir bu kadar daha yaşadıktan kesinlikle, sonra. Kesinlikle aynen öyle, şu an değil. Peki son olarak şu anda hangi tabloyu yapmaktasınız? Şu anda bir Ayasofya, bir de kaligrafik bazı çalışmalar var. Hı-hı. Portreler ve figürler diye. Ama Ayasofya sanırım. Ayasofya'yı şu anda yapıyorsunuz. Evet. Kaçıncı Ayasofya bu? Bu şu anki üçüncü Ayasofya tabii ama benim yaptığım herhalde sadece Ayasofya ile ilgili bir üç tane sergi yaptım. Herhalde 200'e yakın Ayasofya ile ilgili resmim olabilir. Tutkuyla bağlısınız Ayasofya'ya. Evet, Ayasofya bir kaynak, bir evet. ilahi, evet. Yani kutsal bilgiye yapılan bir ibadethane. O yüzden hani cami, kilise her ne olursa olsun ki bugün hani cami olması da çok normal bir şey. Çünkü kutsal, bir olana, ilahi olana adanmış bir kutsal bilgiye adanmış bir ibadethane olduğu için dolayısıyla benim de çok ilgimi çekiyor. Çünkü çok kültürlü, çok dinli diyelim ve herkesin bir ikonu ve ben her sabah kalkınca onu görür, her yatarken de ona bakıyorum mevcut manzaramdan. Çok şanslısınız. Hakikaten o açıdan uyanırken de, uyurken de böyle bir atölyenin manzarası, o açıyı Ayasofya'yı görüyorum. Ayasofya'yı çok şanslısınız. Dolayısıyla Batılı birçok ressam işte kendi köyündeki bir resmi, bir mimari formu resmediyor. Evet. Ve onu biz sanat tarihinde okuyoruz ama bizim bu kadar kült bir yapımız Ayasofya'yı görüp de resmetmemek zaten imkansız. Doğru. İsmail Acar hangi takımlı? Fenerbahçe. Süpersiniz, harikasınız. Peki hiç Fenerbahçe'nin şu andaki mevcut renklerinin dizaynını, çizgili olmasını kafanızda hayal ettiniz mi? Şöyle de olabilirdi sarı lacivert diye. Aslında hayal ediyorum ama sanki o ilk çubuklu formaları daha çok seviyorum. Yani ilk renkli televizyonlarda görmeye başladığımız zamanki çubuklu formalar benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama tabii sarı ve lacivert üzerinden birçok desen yapılabilir, birçok çalışma yapılabilir. Peki Fenerbahçe'yi resmetmeyi düşünüyor musunuz? Asıl soru bu. Fenerbahçe'yi resmetmeyi düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi, hangi Fenerbahçe'yi resmetmek gerekiyor? Mesela enteresandır, ben Galatasaray'ın 100. yılında Galatasaray'la ilgili hikayeleri resmettim. Öyle mi? Ve o konu neydi? Mesela De Gaulle ziyaret etmiş. İlk Galatasaray'ın okulunun binasını ikinci Beyazıt Gülbaba hikayesiyle onlara hediye etmiş. Dolayısıyla bu hikayeleri aslında resmettim. Onlar 100. yıl filminde kullandılar. Peki Fenerbahçe için? Fenerbahçe için aslında çok müze için çok şey yapılabilir. Özellikle Fenerbahçe'nin o ilk yıllarında İstanbul işgali dönemindeki olaylarla alakalı, işte o günkü karakterlerle alakalı şeyler yapılabilir, neden olmasın. Ama bir konsept halinde bu olabilir. Yani bir 100. yıl teması ele alındığı noktasında neden olmasın, yani baştan sona anahtar teslimi yapılabilir. Oo, süper. O zaman buradan İsmail Acar'dan bu cevabı aldık.
bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe için bir tablo yapabilir. Bir tablo da yapılabilir, bir tema oluşturulabilir. Mesela sarı ve lacivert renklerinin egemen olduğu ve bütün gündelik yaşama kadar giren, hatta çok şık davetlere girebilecek özel tasarım objelerden, kostümlerden, kıyafetlerden oluşan bir tabak ve çanaktan oluşan bir tema üretilip hayata geçirilebilir. Neden olmasın? Çok 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 teşekkür. Fenerbahçeli tabaklarda yemek yiyebiliriz. Oo, harika. Fenerbahçeli ama şık fincanlardan bahsediyorum. Porselen de yapıyorsunuz. Porselen de yapıyorum tabii. Mesela diyelim bir Christoph ya da bir Herent ayarında bir porselen takımı sarı lacivert ve golda çok yakışır. Evet, doğru. Vallahi çok mantıklı. Doğru söylüyorsunuz. İşte bir sanatçı gözüyle hayal etmek bu olsa. Konuştukça gerek. Zaten çıkar ama elbette hani güzel bir yemek takımının, fincan takımının sarı lacivert olarak bütün evlere, dünyanın en uç şık masalarına kadar uzanabileceğini hayal edebiliyorum. Ne kadar güzel. İşte sanatçı gözü başka bir şey. Ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik. Yani isteriz ki tabii ki saatlerce konuşalım. Sohbetinize doyamadım hakikaten ama ne yazık ki süremiz bitti. Efendim ben onur duydum. Çok naziksiniz. Çok mutlu oldum. Beni kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne demek? Bizim için büyük bir onur sizlerin burada olması. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İnşallah nice sağlıklı ömrünüz olsun. Nice güzel sanatla tablolarınızı yapın ve bizler de o tabloları görelim. İnşallah hep beraber. Evet, teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftaki süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta cumartesi günü ki konuğum şu anda belli ve sizlere heyecanla bunu söylemek isterim. Çok değerli sunucu Ebru Akel bizlerle birlikte olacak. Efendim bizden ayrılmayın, bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.